Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz İslam Matniyesi kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yusuf arkadaşlar. Bugün gene Beyhaki kitabımızdan hadis-i şerifleri okumaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bölümle ilgili paragraflarımız da var. Bunlara devam edeceğiz. Arkadaşlar, Taharet kitabında kalmıştık Beyhaki kitabımızdan. Sayfa 454'te kaldı ve okumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda TikTok üzerinden de yayınımız olacak arkadaşlar. Onu da Allah'ın izniyle açacağız. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi tarih kitabında pis olduğu bilinmedikten sonra müşriklerin kaplarından abdest almak. Bunu okuyoruz arkadaşlar. Dersimize Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. Arkadaşlar, duamız vardı. Duamızı da okuyalım. Elhamdülillahi bima huve ehluhu ve kemma yenbeği lehu ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem. Arkadaşlar, Allah'a layığınca ve gereğince hamd ederim. Allah'tan başka ilah olmadığına, tek ve ortaksız olduğuna şehadet ederim. Yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve resulüdür. Allah ona ve aline salat ve selam eylesin. Arkadaşlar, pis olduğu bilinmedikten sonra müşriklerin kaplarından abdest almak. Bununla ilgili bir hadis-i şerif var arkadaşlar. İmran bin Hüseyin anlatıyor aynı zamanda bunu. Diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla arkadaşlar bir telefonumuz geldi, kusura bakmayın. 1127 nolu, daha doğrusu 127 nolu hadis-i şerifte arkadaşlar İmran bin Hüseyin anlatıyor. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte çıktığı yolculuklardan birinde aşırı bir susuzluğa maruz kaldı. Yanına ashabından iki adam, sanırım Hazreti Ali ile Zübeyir veya başkaları gelince onlara iki adam, tekrar okurum buraya arkadaşlar. Yanına ashabından iki adam, sanırım Hazreti Ali ile Zübeyir ve başkaları gelince onlara falan yerde devesine iki su tulumu yüklemiş bir kadınla karşılaşacaksınız. Onu buraya getirin buyurdu. Kadın yanına vardıklarında da devesinin üzerinde iki tulumun arasında bindiğini gördüler. Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni çağırıyor dediklerinde de kadın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim? Şu atalarının dininden çıkan kişi mi? Diye sordu arkadaşlar. Onlar evet, kastettiğin kişidir. Ancak o gerçekten Allah'ın Resulüdür dediler. Ve onu alıp Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. Kadın gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti ve iki tulumdan bir kaba biraz su döküldü. Sonra su için dualar edip kaptaki suyu tekrar tulumlara doldurdu. Ardından her iki tulumun da ağızlarını açtı ve Müslümanların kapları ile tulumlarını doldurmasını emretti. O günü doldurmadık, tek bir kap ve tulum bırakmadılar. Ancak bana kadının tulumlara eksilmek yerine daha doldu gibi geldi. Daha sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emredince arkadaşlar kadının hırkası yere serildi. Yine emredince herkes ağzından bir şeyler getirip herkes ağzından yani yemeğinden bir şeyler getirip hırkanın üzerine koydu. Bu şekilde hırkanın üzeri erzak doldu. Sonra kadına gidebilirsin. Suyundan da bir şey almadık. Zira suyu Yüce Allah bize verdi buyurdu. Kadın kabilesinin yanına döndüğünde olanları anlattı ve yanından geldiğim kişi ya insanlar içinde en büyük büyücüdür ya da gerçekten de Allah'ın Resulüdür dedi. Bunun üzerine kadının oturduğu kabile insanların tümü Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip Müslüman oldu. Arkadaşlar, burada şunu görüyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bazı insanların daha onu tanımadığı ve tanımadığı içinde de kendisini onlara tanıtıyor arkadaşlar. Yani hem bu kadından
su tulumundan su istemeleri, ilaveten de yemeklerini hırkasının üzerine koyup arkadaşlar bu hırka dolayısıyla da hani bereket Allah Resulü'nün mucizelerinden bir tanesi arkadaşlar bu. Buranın kaynağı da Beyhaki'de yer almakta arkadaşlar ve Abdurrazzak'ın Musannef'inde. Arkadaşlar okuduğumuz kitabın kaynağı Beyhaki. Aynı zamanda şu şekilde size gösterebilirim arkadaşlar. Merak eden arkadaşlarımız olursa kitabımız bu. 128'de de arkadaşlar Buhari ile Müslim sahihte Avf bin Ebi Cemile'den rivayet ettiler. Diyor ki sonunda İmran'dan naklen şu ibare geçmiştir. En sonunda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cünüp olan kişiye bir kap su verdi ve git ona bu suyu üzerine dök buyurdu. Kadın da durmuş suyuyla neler yapıldığını izliyordu. Arkadaşlar buranın kaynağı da Buhari Müslim Beyhaki'de yer almakta. Ahmed'in Müsned'inde İbni Hüzeyme ve İbni Hibban'da kaynak olarak yer almakta. 129. bölümde ise de arkadaşlar Cabir der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıktığımız savaşlarda elimize müşriklere ait olan kaplar geçer ve bu kapları kullanırdık. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kapları kullanılmasına karşı çıkmazdı. İbni Abdan bu kapları kullanmamıza kimse karşı çıkmazdı lafzıyla da rivayet etmiştir arkadaşlar. Buranın kaynağı da Ebu Davud Ahmet'te, Elbani'de yer almakta arkadaşlar. Aynı zamanda da İbni Abdan bu kapları kullanmamıza kimse karşı çıkmazdı lafzını da ayrıca de rivayet etmiştir. Arkadaşlar 130. bölümde ise de Zeyd bin Eslem babasından bildiriyor. Diyor ki Hazreti Ömer Hristiyan bir kadına ait olan bir sudan yine Hristiyanlara ait olan bir testi ile abdest aldı diyor. Buranın kaynağı da Beyhaki'de, Şafii'de ve Buhari'de kaynak olarak yer almakta arkadaşlar. 131. bölümde ise de Zeyd bin Eslem diyor ki arkadaşlar babasından bildiriyor aynı zamanda. Diyor ki Şam'dayken Hazreti Ömer'e su getirdim. Ömer ona abdest aldıktan sonra bu suyu nereden getirdin? Şimdiye kadar böylesine tatlı ne kuyu ne de yağmur suyu görmüş değilim. Şu Hristiyan ihtiyar kadının evinden karşılığını verdim. Ömer abdest aldıktan sonra kadının yanına geldi ve Müslüman ol ki selamete eresin. Yüce Allah Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'i hak ile gönderdi dedi. Ömer'in bu teklifi üzerine de kadının başının örtüsünü sıyırdı. Saçları suame bitkisi gibi bembeyazdı. Kadın ağaran saçlarını gösterdikten sonra da Ömer'e bu yaştan sonra ölmek üzereyken mi karşılığını verdi. Ömer de Allah'ım şahit ol dedi. Buran kaynağı arkadaşlar Beyhaki'de yer almakta. Marifede Darekut'un sünnetinde. Yani kadın burada demek istiyor ki arkadaşlar son vakte kadar da yani Allah yani insanın bedenindeki ruhu almadıktan sonra gene de tövbeler kabul oluyor. Yani kadın da burada bunu izah etmek istiyor. Yani bu yaşta sonra ölmek üzereyken mi diyor. Yani Hazreti Ömer ona diyor ki Müslüman ol ki selamete eresin diyor arkadaşlar. Selamete er dedikten sonra da kadın da diyor ki yani saçlarım beyazladı, ağardı, çok yaşlıyım diyor. Yani bu yaştan sonra olur mu diyor. Ömer de diyor ki Hazreti Ömer arkadaşlar Allah ondan razı olsun diyor ki bu yaştan sonra kadın daha doğrusu bu yaştan sonra ölmek üzereyken mi karşılığını verdi. Ömer de kendisine şahit oldu değerli arkadaşlar Hazreti Ömer. Allah'ım şahit ol dedi diyor arkadaşlar kadınla ilgili. 132. Bente de arkadaşlar Hazreti Ayşe der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyanlara ait olan bir kaptan su içmemeye çalışırdı. Buran kaynağı da Abdurrazzak'ın Musannef'inde yer almakta. Ebu Abdullah da der ki konuyla ilgili arkadaşlar diyor ki Abdurrahim bin Yezid el-Huzi bunu İbni Ebi Müleyke'den de rivayette tek kalmıştır. Beyhaki de der ki kitabımızın yazarı arkadaşlar Beyhaki İbrahim el-Huzi hüccet biri değildir. Daha öncekilere dayanarak da böylesi bir kaptan içmemek tenzihten mekruh olarak anlaşılabilir diyor arkadaşlar. Evet, pis olduğu bilindiği zaman müşriklerin kaplarını yıkadıktan sonra onlardan abdest almak.
Arkadaşlar bizde de mesela böyle bir anlayış var. Yani gayrimüslim bir komşumuz olduğu zaman hemen hemen insanlar mesela onların kaplarından, içtikleri bardaklardan ya da yedikleri yemeklerden almamaya çalışıyorlar. Ve bununla ilgili bir bölüm bu arkadaşlar aslında. Pis olduğu bilindiği zaman müşriklerin kapları yıkandıktan sonra onlardan abdest almak arkadaşlar. 133. bente de bu Selebe el-Huşeyni anlatıyor bu durumu arkadaşlar. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip ey Allah'ın Resulü bizler ehli kitabın yaşadığı bir bölgede bulunuyoruz. Yani ehli kitap dedi arkadaş bu Hristiyan da olabilir. İşte Yahudi de olabilir. Musevi de olabilir arkadaşlar. Yani ehli kitap diyor ki onların kaplarıyla yemek yiyoruz diyor. Yine arkadaşlar yine avın bol olduğu bir bölgedeyiz diyor. Bazen yayılma, bazen de eğitimli ve eğitimsiz köpeğimle avlanıyorum diyor. Bu konuda bize helal olan şeyleri söyler misiniz dediğimde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Diyor ki ehli kitap olan, ehli kitaptan olan kişilerin arasında bulunmanız ve onların kaplarıyla yemeniz konusunda şayet başka bir kap bulursanız onların kaplarından yemeyin. Ancak bulamazsanız kaplarını yıkayın ve öyle yemek yiyin. Avın bol olduğu bölgede bulunmanıza gelince de arkadaşlar yayınla avladığın hayvan için Allah'ın adına besmele çek ve ondan ye. Eğitimli köpeğinle avladığın hayvan için de Allah'ın adına ve ondan ye diyor. Eğitimsiz olan köpeği gelince de arkadaşlar yakaladığı ava ölmeden yetişip kesersen ondan yiyebilirsin diyor. Bu hadis-i şerifin kaynağı da arkadaşlar Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet ve İbn-i Hibban'da kaynak olarak yer almakta. Arkadaşlar Buhari ve Müslim sahihte Abdullah bin el-Mübarek'ten de rivayet etmiştir bunu. Ebu Selebe de arkadaşlar aynı zamanda diyor ki Ebu Selebe el-Huşani'den gelen başka bir rivayette de şayet üzerinde pislik varsa böylesi kapların yıkanmasının emredildiğine de işaret vardır diyor. 134. bölümde ise de arkadaşlar 134. bölümde de Abdullah Ebu Ubeydullah Müslim bin Mişken bildiriyor. Ebu Selebe el-Huşani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitabın yaşadığı bir bölgede bulunuyoruz. Ancak kazanlarıyla domuz eti pişiriliyor, kaplarında da içki içiyorlar. Deyince de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şayet başka kap bulursanız onlarla yemeğinizi yiyip içeceğinizi için. Başka kap bulamazsanız da suyla yıkadıktan sonra onlarla yemeğinizi yiyip içeceğinizi için buyurdu diyor. Ebu Davud sünnende rivayet etti arkadaşlar. Muhammed bin Şuayb bir sonraki rivayette de başka bir isnatten bildiriyor. Arkadaşlar bu konuyla ilgili yurt dışı deneyimlerden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Gürcistan'da Tiflis'e gitmiştik arkadaşlar. Bir restoranda oturduk ve onların yöresel yemeklerinden olan hingeli arkadaşlar. Yani bu bizim şu anki ne diyorlar ona şimdi siz söyleyin. İsmin dilimin ucunda değil arkadaşlar. Yani yemeği yağda kızartıyorlar arkadaşlar. Ve o yağda aynı zamanda domuz etiyle ilgili yemekler de pişiyor. Dolayısıyla bu iki yağda tereddütte kaldım. Ben acaba dedim ki bizim istediğimiz yemek sonuçta yağda kızartılan bir yemekti. Ve aynı zamanda da mesela garson bize sordu mesela bu yemeğin içinde domuz eti de var. Ondan mı istiyorsunuz? Biz tabii ki helalinden istedik. Dedi ki biz Müslümanız bu bize olmaz. Tamam dediler ama bize getirilen yemeğin o yağda mı pişirildi ya da ayrı bir yağda mı pişirildi onu bilmiyorduk arkadaşlar. Bu da kafamıza soru bir işareti geldi. Arkadaşlar bu konuyla ilgili bu bölümümüze rast gelen arkadaşlarımız olursa bununla ilgili fikirlerini bizimle paylaşırlar da seviniriz arkadaşlar. 134. bölüm zaten bunu da okuduk arkadaşlar hadis olarak da. 135'te ise de arkadaşlar son 15 dakikamız. Başka bir kanalda da bir öncekinin aynısı da bildirilmişti. Arkadaşlar bunlar çok fıkhi konular. Yani hemen herkesin dikkat edip de mesela ardını araştırmadığı konular. Yani benim gibi mesela. Ben sadece sormakla kaldım ama inanıyorum ki
Eğer kendi restoranına gelen insanların Müslüm ve gayrimüslim diye ayrıma tabi tutulan bir yer ise orada yağda kızartılan mesela diyelim ki bir patates örnek veriyorum ya da o patatesin için yağın içerisinde başka bir yemek pişirildiğinde yani sonuçta orada herkes domuz eti orada yeniliyor arkadaşlar. Domuz eti yenildiği için de aynı yemekler aynı yağda da kızartılabiliyor ya da kaynatılabiliyor. Yani bu da biraz bizi tereddüte düşürdü ama bir sonrakinde de inşallah gidersem buna dikkat edeceğim inşallah. Arkadaşlar 136. bölümde de arkadaşlar bu bölümümüzün son konusu. Bir sonraki konumuzda da mısvak ile ilgili bölüme geçeceğiz ve akabinde de namazla ilgili. Arkadaşlar ders videolarımızda da YouTube üzerinden de kayıt altına alınıyor. Bu videolarımız aynı zamanda biz okuyoruz. Evet dinleyen arkadaşlarımız çok az ama herkesin işi gücü olduğu için de bu kayıtlar YouTube üzerinden de kayıt altına alınıyor ve orada da paylaşıyoruz arkadaşlar. Yani daha sonra dinlemek isteyen arkadaşlarımız olursa bu Beyhaki'nin çok değerli eserini oradan da takip edebilirsiniz. 136'da da arkadaşlar Ebu Selebe el-Huşani de der ki Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerin bulunduğu bölgelere savaşa çıktığımızda veya yolculuk ettiğimizde ihtiyaç oluyor ve onların kaplarıyla yemeklerimizi yapıyoruz diyor. Dediğimde de önce suyla yıkayın, sonra içinde yemeğinizi yapın ve başka şeyler de kullanın buyurdu diyor. Arkadaşlar Hammad bin Selam'a bu şekilde Ebu Ayyub kanalıyla Ebu Kilame'den mevsul olarak da rivayet etmiştir. Bir topluluk da bunu Ayyub kanalıyla Halid'den mürsel olarak rivayet etmiş. İsnadında da Ebu Esma'yı da zikretmemişlerdi. Arkadaşlar buranın kaynağı da Tirmizi'de, Ahmet'te, Sahib bin Mansur ve Tebaran'da yer almakta. El-Bani arkadaşlar sahih senet-i Tirmizi'de sahih olduğunu da söylemiştir. Yani gayrimüslim bir yerde olduğunuzda arkadaşlar yani ehli kitap olan bir bölgede bulunduğunuzda onların kaplarını yıkamanız durumunda kullanmanızda bir beis olmadığını burada bize vurguluyor arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Arkadaşlar mısvak konusundan geçtik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili eğer ümmetime meşakkat vermiş olmasaydım diyor. Mısvakı her namazda arkadaşlar kullanmalarını tavsiye ederdim diyor. Yani bu mısvakla kılınan bir namaz, mısvaksız kılınan bir namazdan 25 derece arkadaşlar daha sevaplı. Bir arkadaşım da aynı zamanda bana hediye etmişti arkadaşlar. Şu şekilde kalem gibi. Yani içinde mısvak var arkadaşlar. Mısvak belki zaten çoğumuz da biliyoruz. Bir çubuk gibi bir şey düşünün arkadaşlar ve yumuşak bu. Bu şu anda açılmamış olan bir mısvak. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok kullanıyordu. Hemen her Kur'an okurken, namaz kılarken, sünnet namazları kılarken bunu çok da kullanıyordu. Biz de kullanalım bir defa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bu arkadaşlar. Bu şekilde bir hediyeydi arkadaşlar, küçük bir şey. Konumuzla ilgili olduğu için ben bunu getirdim. Daha doğrusu burada. Mısvakın faziletiyle ilgili arkadaşlar. Bakalım Beyhaki kitabında bize neleri paylaşmış. Hazreti Ayşe radıyallahu anh anlatıyor arkadaşlar 137. bölümde de diyor ki Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mısvak kullanmak ağzı temizler ve Rabbin rızasına vesile olur buyurmuştur. Arkadaşlar buranın kaynağı da Beyhaki'de yer almakta. Şafii'de ve Humeydi'de yer almakta kaynak olarak. Mısvağın fazileti arkadaşlar bunu ile ilgili bir bölüme geçtik. ...138'de de arkadaşlar başka bir kanalla da Abdullah bin Ebi Atik diyor ki Hazreti Ayşe'den bir önceki hadisin aynısında rivayet etmiş ve diyor ki başka bir kanalla da Süfyan bin Uyeyne Nisar'dan bir öncekinin aynısını rivayet eder. Ancak burada Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe'nin şöyle dediğinde işittim ibaresini de kullanır. Derekutni'de yer almakta burası arkadaşlar. Diyor ki Beyhaki der ki Abdullah bin Ebi Atik, Abdullah bin Muhammed bin Abdurrahman bin Ebi Bekir Sıddık'tır. Muhammed'e de Ebu Atik künyesiyle de kullanılır diyor arkadaşlar. Abdurrahman bin Abdullah da bunu babasından rivayet eder ve babasının bunu Hazreti Ayşe'den bizzat işittiğini zikreder diyor. 139'da da arkadaşlar Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre de diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misvak kullanmak ağzı
temizler ve Rabbinin rızasına vesile olur buyurmuştur. Kur'an kaynağı arkadaşlar Nesai Ahmet'te ve İbn-i İhvan'da yer almakta. Abdurrahman bin Abdullah bin Ebi Atik'tir ve dedesine nispet edilmiştir arkadaşlar. Abdurrahman bin Kasım bin Muhammed kanalıyla da rivayet edilmiştir ve sanki her ikisinden bunu işitmiştir diyor. Arkadaşlar 140. bölümde ise de Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ıslak kullanmak ağzı temizler ve Rabbin rızasına vesile olur buyurmuştur. Yani mısfağın birçok şeyi var arkadaşlar, faydası var. Yani birincisi ağzı temizler, Rabbin rızasına vesile olur. 141. bölümde ise de arkadaşlar Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre de Allah ondan razı olsun diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ıslak kullanmak ağzı temizler ve Rabbin rızasına vesile olur buyurmuştur. Kur'an kaynağı arkadaşlar İbn Huzeyme ve bu Nuaym Ebu Nuaym'de yer almakta. 142. bölümde ise de arkadaşlar Mikad bin Şurayb bin Hani babasından bildiriyor. Diyor ki Ayşe'ye Allah ondan razı olsun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve gelince ilk olarak ne yapardı diye sorduğumda da ağzını mısvaklardı dedi. Kur'an kaynağı arkadaşlar Müslim Sahih'te Misar bin Kidam'dan rivayet etti diyor arkadaşlar. Kaynak olarak da Ebu Davud'da, Nesai Ahmet'te, Ebu Avane'de, İbn Huzeyme'de yer almakta arkadaşlar kaynak olarak. 143. bölümde ise de Ebu Burde bin Ebi Musa babasından bildiriyor. Diyor ki Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiğimde kusacakmış gibi şeklinde sesler çıkararak elindeki mısvakla ağzını fırçaladığını gördüm diyor. Arkadaşlar Buran kaynağında Ebu Davud, Nesai, Ahmed'in Müsned'inde ve Ebu Avane'de ve İbni Hüzeyme'de yer almakta arkadaşlar kaynak olarak. 144. bölümde ise de Ebu Musa der ki arkadaşlar Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiğinde mısvak dilinin ucundaydı ve ağzını mısvaklıyordu arkadaşlar. Buran kaynağı da Buhari'de, Sahih'te Arim bin Ebi Numan'dan zikretmiş. Ancak ö ifadesini de eklemiştir diyor. Kaynak olarak da gene Buhari'de yer almakta. Müslim'de de bunu Yahya bin Habib arkadaşlar, Yahya bin Habib el-Harisi'nin kanalıyla Hammad'dan Ali bin Abdullah el-Medini'nin hadisine yakın bir lafzıyla zikretmiştir. Kaynak olarak da gene Müslim'de yer almakta. 145'te ise de Enes'in bildirdiğine göre değerli arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mısvak kullanmak hakkında size dinleyip itaat etmenizi gerektirecek kadar çok söz söyledim buyurmuştur. Buranın kaynağı da arkadaşlar Nesai, Ahmed'in Müsned'inde ve İbn-i Hibban'da yer almakta. Buhari sahihinde Ebu Muammer'den de rivayet etmiş arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti yani mısvak olan şu şekilde çubuk şeklinde. Yani hemen her namazda bunu kullanmıştır arkadaşlar. 146. bölümde ise de arkadaşlar Temimi der ki İbn Abbas mısvak konusunda kendisine sordum. Yani mısvak konusunu sorduğumda da kendisine diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mısvak kullanmayı o kadar çok emretti ki bu konuda vahiy nazil olmasından endişe ettik dedi. Kur'an kaynağı da arkadaşlar Ahmed'in Müsned'inde ve Tirmizi'de de kaynak olarak yer almaktı. Yani o kadar çok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mısvak kullanıyordu ki Temimi yani İbn Abbas arkadaşlar da sorduğu zaman neredeyse diyor ki vahiy nazil olacakmış gibi endişede bulunduk diyor. Mısvakın vacip değil sünnet olduğuna dair delil arkadaşlar. Beyhaki burada bunu bize bildiriyor. 147. bölümde ise de değerli arkadaşlar Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim yatsı namazını geciktirmelerini arkadaşlar ve her namaz öncesinde de mısvak kullanmalarını emrederdim buyurmuştur. Ebu Said rivayet ederken de şu eklemeyi yapar diyor ki arkadaşlar Şafii Allah ondan razı olsun. Bu da mısvak kullanmanın vacip olmadığına, kişinin tercihine bağlı olduğuna delildir. Zira vacip olsaydı, ümmete zor gelse de, gelmese de kullanmalarını emrederdi diyor arkadaşlar. Yani
burada misvak kullanmak vacip değil arkadaşlar, sünnet. Yani vacip olsaydı burada ne diyor? Şafii bildiriyor bunu arkadaşlar. Şafii, Allah ondan razı olsun. Diyor ki bu misvak kullanmanın vacip olmadığına, kişinin tercihine bağlı. Yani bağlı olduğuna bir delildir. Zira vacip olsaydı diyor ki ümmete zor gelse de gelmese de kullanmalarını emrederdi. Yani böyle bir şekilde bir ifade olmazdı diyor. Efendimiz diyor ki ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim yatsı namazını geciktirmelerini ve her namaz öncesinde misvak kullanmalarını emrederdim diyor arkadaşlar. Burada da Müslim Said'de, Kuteybe'nin Said ve başkası kanalında da Süfyan bin Uyeyne'den rivayet etmiştir. Yani bu hadis misvak kullanmasıyla ilgili arkadaşlar kaynak olarak da bir sürü kaynak var. Kaynaklardan bazıları Ebu Davud'da, Nesai'de, İbn-i Mace'de, Beyhaki'de, Şafii'de, Ahmet'te ve İbn-i Hüzeyme'de kaynak olarak yer almakta. Yani misvak kullanmakla ilgili bir sürü kaynak var. 148. bölümde ise de diyor ki arkadaşlar Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Allah ondan razı olsun diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim her abdestle birlikte misvak kullanmalarını emrederdim buyurmuştu. Arkadaşlar abdest alır kendine misvak kullanmak sünnet gene. Ve çok yani Efendimiz burada da bunu övüyor gene. Buranın kaynağı da arkadaşlar Beyhaki'de ve Ahmet'in Müsned'inde kaynak olarak yer almakta. Fevait de bize bu şekilde bildirmiştir diyor. Aynı zamanda 149'da da başka bir kanalla da Malik bin Enes'ten merfu olarak da bir önceki hadisin aynısı zikredilmiş. Bu hadis Rav bin Ubade bin Müşir Ömer el-Zehravi'nin Malik'te merfu olarak rivayetleriyle bilinen bir hadistir diyor aynı zamanda. Şafii de Harmele'den bu şekilde de merfu olarak rivayet etmiş. Muatta'da ise de aynı isnadla mevkuf olarak da abdest konusu zikredilmeden de rivayet edilmiş. Yani abdestle birlikte misvak kullanmayı emreder. Yani ağır olmasaydı diyor arkadaşlar. Zaten herkes bunu yapamıyor. Çok belirli insanlar bunu yapabiliyor. 150. bölümde ise de arkadaşlar Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur diyor. Ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim her abdestle birlikte misvak kullanmalarını ve yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirmelerini farz kılardım diyor. Buranın kaynağı da arkadaşlar Hakim'in Müsnedeki ve Nesai'nin Sünnetül Kübrası'nda yer almakta. 151. bölümde ise de Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yani şöyle buyurmuştur diyor. Ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim her abdestle birlikte misvak kullanmalarını emreder. Yatsı namazını da gecenin 3'te 1'i geçene kadar veya yarısına kadar geciktirirdim. Sonrasında da ravi hadisin kalan kısmını zikreder diyor arkadaşlar. Kaynak olarak da gene Tirmizi, İbn-i Mace, Nesai'de, Ahmet'in Müsned'inde ve İbn-i İmam'da yer almakta. 152. bölümde ise de arkadaşlar Ebu Hureyre der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu da işittim diyor. Allah ondan razı olsun. Ümmetime ağır gelmeyeceğini bilseydim sonrasında ravi bir öncekinin aynısını zikretmiştir diyor arkadaşlar. Burası da kaynak olarak da Derekutni'de, Ahmet'in Müsned'inde ve Nesai'ne Sünnenül Kübrası'nda kaynak olarak yer almakta. Arkadaşlar başka bir kanalda da bir öncekinin aynısı gene bildirilmiştir. Burada son 2 dakikamız arkadaşlar, 30 dakika kitabımızı burada bu bölümü sonlandırıyoruz. Tekrardan bir yarım saat sonra tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bugün birkaç dersimiz vardı, çok bu kitabımızı bitirmemiz gerekiyor. Bu kitabımızı aynı zamanda da video olarak da internette bulabilirsiniz arkadaşlar. YouTube sayfamızdan bu bölümlerin tekrarı oradan geçiyor. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Cümleten herkese selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet arkadaşlar. Subhanakallahumma ve bihamdik. La ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve selamun alel murselin. Ve selamun alel hulefâ'r-raşidin. El-Fatiha.